Evet sevgili dostlar. Ne yaptık ne ettik? Geldik hemen devam edelim. Suyumu da aldım ay ay. Kaldığımız yerden yavaş yavaş devam edeceğiz. Altıncı bölümümüz yanlış değilsem. Uzun soluklu bir video yapmayı düşünüyorum. Umarım problem çıkmaz. Şöyle bir 20 tane 25 tane modumuzu kuralım. Yolumuza bakalım bence. O yüzden kısadan devam edelim. Impact adında bir modumuz var. Michael Bay versiyonunu kurmamızı belirtmişim. Hemen devam edelim. Hiç vakit kaybetmeden. Şurada Michael Bay zaten var. 46 megabaytlık bir mod. Evet ama bunu indirdikten sonra yapmamız gereken bir şey vardı. İndirelim. Sen indirmeyi başlat buna. Geldik buraya arkadaşlar. Tekrardan Create Separator. Şuradan şeyi alalım biz. Minor Textures. Minor Textures'ı yapıştırdık mı? Minor Textures'un altında bu işi halledebiliriz. Evet. Nerede kaldık? İndi mi? Heh, indi. Aç, niye aç dedim ki? Ne alaka? Evet. Compress'e gireceğiz. Şurada Impact. Okey. Başka nelerimiz var? Bunu hemen çalıştırıyoruz. Şunu da şöyle aşağı çekeyim. Evet, impact'ımız varmış. Burada effect textures varmış. Şunu hemen kurmaya devam edelim. Bu yaklaşık yani sadece minor textures bölümü bir 3-5 bölümü alabilir. Değişir. O benim. Bir bölümde kaç tane mod kurma şeyime göre. O yüzden sakin sakin. Güzel güzel dinlene dinlene yaparsınız arkadaşlar. Hemen o da insin. Evet. Bunu da kuruyoruz. Ve aktifleştiriyoruz. O sırada bir saniye rica edeceğim. Evet geldim. Harika hallettim. Evet. Exe full'ü hallettik arkadaşlar. Improved load Improved load noise. Hemen onu da halledelim. Files. Manual. Küçük bir mod. 2 MB'lık. Burada şey var zaten. Karşılaştırması. Şöyle hemen. Improved load noise'u da kuruyoruz. Aktifleştiriyoruz. Şöyle şunu düzelteyim. Evet. Fallout. Nerede? Ha, Fallout 3 Retextured. Work in progress'miş. Files. Ya hiçbir güncelleme gelmemiş ya. 2010'dan beri. İnsan biraz yaptığı işe 11 sene. Abandoned. 82 MB bir mod. Biraz inme konusunda bekleyeceğiz. O sırada bakalım kaç mod yaptık. Şöyle şuradan kontrol edelim. 1, 2, 3, diğer birlikte 4. Şeye kadar şöyle baktığımızda aynen ya. Şimdi bir 20 mod patlatalım. Hı. 11 saniye. Güzel. Gelecek hemen. Çok iyi. Şöyle şunu düzeltelim. Şöyle olması yeterli. Aktifleştirelim modumuzu. Şu mod ben kontrol ederken modları bu canım modun silindiğini gördüm şeye Fallout diyorum. Nexus'tan mod yapımcıları yine klasik davranıyor. Hiç şaşırmıyorum. O yüzden ben de bir şekilde bulmaya çalıştım. Buldum. Emin değilim o olduğuna.
Tamam. Ne farkları var abi bunun? Hiçbir farkı yokmuş anasını satayım. Evet arkadaşlar. Pay attention to images. Burada ayın büyüklüğü vesaire. Default'ta kalsın. Bu güzelmiş. Bu mu? Bu kadar mı? Tamam. Vur. Çok güzel. Bunun için zaten. Ha, bunu niye kaldırırsın mesela yani? Amacın ne? Derdin ne? Ah, devam ediyoruz dostlar. Devam ediyoruz. Yani buldum ben de onu şey yaptım. Site yaptım. Bu da bizim siteden. İnecek bugün inşallah. Hadi bakalım. Patladığımız bir yer. Westland Clothing HD. Niye böyle bir hatamız var? Kontrol edeceğim. Tamam, sıkıntı yokmuş. İnternet galiba. Ha, bir 228 şey olunca server. Okey arkadaşlar. Bunu da indirdik. Harika. Ay, devam ediyoruz. Neydi? Westland Clothing. Şunu bir açayım ben. Kontrol edeyim ne olur ne olmaz. Bir pürüz var mı? Yok. Harika. Güzel. Tamam. Ay. Çok iyi devam. Wall Suit Retextured. Sıradaki modumuz. Hemen bunların. Bunlar zaten texture modu olduğu için bunlar da ekstra bir nasıl desem iş yapmamıza gerek yok. İndiriyoruz, ekliyoruz. Olur da hani zaten bir şey olursa ben orada derim size arkadaşlar bakın bunu böyle yapacağız. Kısa kısa ben konuşacağım sadece. Wall Suit Retextured. Okey. Okey. Sırada var. Armored Vault Suit Retextured. Tamam. Burada ne yapıyoruz? Oyundaki her bir iteme, item'a, işte çevre birimlerine vesaire vesaire onları daha kaliteli hale getiriyoruz. İşte dediğim gibi hani hardcore modu yaptığımız için hani çok iyi modladığımız için mecburuz. Hani bunları yapmasak olur mu? Yani baştan başlamayın. Zaten buraya kadar gelmişsiniz. Ben bunları yapmayacağım diyeceksiniz. Baştan başlamayın. Yani hiç yapmayın ya. Oynamayın oyunu bence. Çünkü oynanmıyor. Onu söyleyeyim. Ascent Theoretics Volume 2-3 modlarında video tamam. İyi yapmışım. İyi demişim. 2-3. Bakın böyle. Önce 2 sonra 3. Harika. Bir de ne var? Gereksizmiş. Tamamdır. Hayır, yanlışlıkla. Bunu da kur, indir. Daha doğrusu sen onu indirirken biz ilkini şöyle kuralım. Volüm. Harika. Okey. Ne oldu? Sen de geldin. Çok iyi. Ama bunlar şey şimdi ya. Sıkıntı olur mu acaba? Buraya. Merge de. Sağlık olsun. Bir şey olmaz. Olursa da kontrol edeyim hatta ben. Ayrı ayrıdır büyük ihtimalle. Aynen ayrı ayrı. Merge'le geç. Uğraşma. Çok iyi. Aynen benim yaptığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Better Clutter. Aynen bak şu modlara bayılıyorum. Niye? Bu Clutter modları gerçekten çok önemli. Şunu da kurduk. 105 MB'lık bir mod. Direkt geliyor server'dan hızlı bir şekilde. Neydi modun ismi? Hiç bakmadım. Better Clutter. Nerede? Şurada. Bir açayım ben önce bunu. Bir kontrol edeyim. Sıkıntı yok. Devam. Aç diyelim. Okey diyelim. Temiz.
Sırada ne var? Need Clutter var. Need Clutter da server'dan gelecek. Mükemmel. Bunlar neden server'dan geliyor? Bunlar editlenmiş modlar. Bunları direkt Nexus'tan yüklerseniz ölümü olmayacaktır mod şeyinize, oyununuza. Birçok mod Fallout New Vegas modu aslında. O modların içindeki New Vegas'a ait bazı parametreleri sildim ben. Yani bazı değil, bütün parametreleri sildim ben. Sadece belli başlı parametreler sadece Fallout 3 için çalışıyor. O yüzden çok temiz bir modlama işlemi oluyor. Ben oynadım, hiç çöktüğünü hatırlamıyorum bile oyunun. Yani kaç sene Skyrim, Fallout 4 daha doğrusu, Fallout 4, New Vegas garip bir şekilde çökmüyor oyun. Onu söyleyeyim. Zaten demiştim Steam için alakalı olan şeyi en sonda yapacağım. Buldum birkaç şey. O yüzden Steam'de oynamak isteyenlere şöyle şunu yapın diyeceğim. Daha sonra modun en başına başlayıp, daha doğrusu tutorial'ın en başına başlayıp, izlemeye başlayıp devam edin diyeceğim. Hani direkt şeyden başlamamaları lazım. O şekilde şu modda insin. Kaç modumuz oldu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Güzel. Daha bir 8-9 tane daha yaparız. Kaç modumuz kalır bilmiyorum, hesaplamam lazım ama. Şematikse kadar yapalım ya. Şurada 100'e kadar aynen. Kaç tane oluyor? 8, 9, 9, 10 desek. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 oluyormuş. Tamam. Şematikse kadar. Hatta gidebilirsek. Şu HD Vanilla'ya kadar da gidebiliriz ya. Sıkıntı değil. Ama işte böyle beklemeler problem oluyor. Bunları mecbur bekliyoruz. Çünkü Nexus'un serverları yavaş. O şekilde. Bakalım başka neler yapacağız. Az kaldı. Evet, şimdi şunu şöyle atalım şuraya. Şöyle gelelim. Şurada zaten. Okey diyelim. Texture pack'imizi kuralım. Nerede kaldık biz? Şurada. Önce main, daha sonra optional modlarını videoda gösterildiği gibi hemen gösterelim nasıl kuruluyor. Main ve optional'ı. Şurada kaç tane var? Ha, okey. Abi da niye 2K yapıyoruz abi ya? 2K ne ya? Kurum. Kurum. Canım. Şöyle bunu da hazır edelim. O kurulana kadar. Şöyle kalsın burada. İndirdikten sonra kurarız. Kurduktan sonra bunu indiririz. Hemen onda kurarız. Şöyle yapalım hatta. Tamam, bu hal oldu. Şöyle hemen. Okey. Şunu da indirmeyi başlat diyelim. Tamamdır. Bunu aktifleştirelim. Daha sonra gelip şuradan şu 1K yazılımı da aktifleştirelim. Ve kuralım, aktifleştirelim. Tamamdır. Okey. Şimdi nerede kaldık? Mats Retexture. Harika. Schematics'te dururuz ya bir sonraki bölümü. Harika. Bu da iniyor zaten. Direkt otomatik server'dan. Kapatalım. Schematics'te zaten bölüm biter. Mats Retexture Pack. Ha evet. 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 Cancel. Ben onu unuttum. Arkadaşlar Mass Resecture'u şöyle yapacağız. 1-2-3 şeklinde bu. O yüzden şöyle geleceğiz. Şunları bir klasöre ayıklayalım. Ayıklamak. Şöyle gelelim. Gerçi ona gerek yoktu ama kopyalamaya. Birden başlayalım. 1 2 böyle adını da adlandıralım arkadaşlar. Merge'lemeyeceğiz. 3. Merge'leyim demiş miyim?
Merge dememiş. Öyle bir şey dememişim. Tamam, sıkıntı yok o yüzden. Zaten bunlar birbirlerini şeydi. Merge'leseydik de olurdu. Merge'lemeseydik de olurdu. Çok da sıkıntı değil. Fallout, evet şimdi. Bir önceki videoda bahsettiğim olay burada geldi. 4U versiyonunu kuracağız zaten. Öyle demişim. Modu 4U. Evet. 4 ise şurası. Şöyle indirelim. 135 MB. Tövbe estağfurullah diyelim. Ne diyelim? Yani aslında hızım iyi. Hızım biliyorsunuz. Saniyede 10 MB indirebiliyorum. İyi bir hızım var. Fakat hali hazırda ne yazık ki şu Nexus'un serverların kısıtlama işiyle premium al falan filan biraz can sıkıyor. Ne demişiz? Collision bölümünden Fallout, Food, Repage falan filan olur. Bunu da göstereceğim zaten. Bahsetmiştim bir önceki şeyde. O yüzden şöyle Collision'ın bölümümüzü açıyoruz. Şuradaki arkadaşlar işimiz var. Modu kurduktan sonra halledeceğiz. Evet. Bunları beklemek kanser ediyor ya. Önceden de kurmuyorum sizin için. İndirmiyorum sizin için. Kafanız karışmaması adına. Şuradan şunu aldık. Çok gereksiz isimlendirmeler yapıyorlar ama neyse. Laf etmeyeceğim. Okey, ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle geliyoruz. Şu arkadaşı, gördüğünüz arkadaşı. Şöyle. Ne oldu? Pardon, benim hatam. Şöyle aşağı çektim. Şöyle şunun altına demişim yanlış değilsem. Evet. Aynen. Şöyle şunun altına ekledik. Çok güzel. Harika. Devam ediyoruz. Tweaked Cache Register. Şimdi bu Cache Register kasa. Bu kasayı da halledelim. Kuralım. Bakın New Vegas modu. Sıkıntı yapmayın. Aynı şeyler kullanılmış zaten. Evet. Nerede? Şurada. Hemen bunu da okeyleyelim. Şöyle. Menü ve optional. Harika. Şöyle bir, şöyle iki. Hemen bunu da kurulumunu yapalım. Aktifleştirdik. Sırada onun optionlu var. Zaten bir tane. Round mesh. Bunu da yaptık. Sırada ne var? Sırada Hector Lock Interface Deluxe Hi-Res Retex. Maşallah. Yani eyvallah abi. Eyvallah. Bunu da indirdik. Hemen kurulumunu yapalım. Neydi bunun ismi Allah aşkına? Hector al. Hector. Hector. Harika. Bilmem ne bilmem ne. Güzel. Bunu da vurduk. Three Flowers American Pre-War Money. 4 yıl olanını yapacağız çünkü oyun hani tertemiz paralar oyunda şey saçma burnt olmasın ha burnt çok saçma oluyor yanmış falan gerek yok o kadar detaya. Şöyle hemen burn neydi lan ismi? 4 versiyon diye indirmişim 4 versiyonu açıyoruz etkinleştiriyoruz harika. Şöyle aşağı çektik. Son olarak Schematics modumuzu kuracağız. Schematics'ten sonra bölümümüz bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Kaç dakikamız olmuş? 20 dakikayı devirdik. Tertemiz. Şöyle Schematics'imizi kuralım. Versiyon 2 adında bir dosya indireceğiz. RAW dosyası. Slow download. Kurduk. Daha doğrusu indirdik. Şunu hep karıştırıyorum. Versiyon 2 adında. Harika.
Şunun adını arkadaşlar Allah aşkına şöyle şey yapayım. Böyle tex yapıyorum ben. Sizin istediğiniz bir şeye verebilirsiniz. Schematix olsun da kafanız karışmasın çünkü. Zaten Schematix 2 diye şey yapmış. Harika, tamamdır. Evet, bugün yapmışız bayağı. Güzel. Yeterli. Bölüm için yeterli. 123 moda eriştik. 99 modluk yanlış değilsem. Hali hazırda kaç mod yapmış olduk? 24 mod yapmış olduk. Çok güzel, çok temiz. Yeterli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Umarım kısa sürede tamamlarım bu seriyi. Çok ihmal ettiğim bir seri oldu. Çünkü diğer bölümler hiçbir videomda böyle yapmamıştım. Ama bahsettiğim ihmalkarlığın sebebi hem tatil hem de bir önceki bölümde bahsettiğim Google AdSense olayı. Yine de teşekkür ediyorum izniniz için. Bundan sonra tamamıyla hobi. Zaten para kazanmıyordum ama hiç kazanamayacağım o konuda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Ben izlemeye devam ediyorum.